Köylü oturuş yapacağım. Köylü oturuş yap ben. Toprağa oturmaya eriniyorlar ya. Yeni çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz farklı bir video olacak. Yeni bir konseptimiz var. Konseptimizi tanıtması için Faruk İnan'a kameralarımızı çeviriyoruz. Bugün buğdayın altı dırıklıydı. Buğday olmuyordu. Oraya arpa sepeceğiz elle. 50 sene önceki şeylerle beraber. Tamam, sağ ol. Şimdi arkadaşlar, tarlamız 7 dekarlık bir tarla. Şuralar da biraz seyrek. Fakat buralar zaten kendini geliştirir. Çünkü tarlaya akıttığımız biyogazın kermesi ayakta fazla göllenme yaptığı için buğdayı kesti. Buğdayı kestiği için de şimdi buğday ekilmez. Biz de o kısma arpa ekeceğiz. Yaklaşık 1-1,5 dekarlık bir alan. 50 kilo arpamız var. Bol bol atalım. Sık olsun, seyrek olmasın. Kurumuş da zaten. Orayı kesmişti. Bir kısım yerine mahsul yoktu. Bir kısım yeri seyrekti. Şimdi konseptimiz 50 sene geriye gidip, hatta 70 sene geriye gidip elimizle sepiyoruz biz bunu şimdi. Gübre makinesiyle veya ekim makinesiyle yapmıyoruz. Burada evletlerimiz falan filan vardı. Evletlerin içinde zaten buğdaylar yeşeriyor. Şöyle buğdayımızı da göstereyim. Şuraları daha sık ve daha güzel duruyor. Buğdayımızdan hedefimiz 700 kilo, 800 kilo arası. Şurada ilaç izleri var. Kastiye bırakılmış izlerdir arkadaşlar. Yaklaşık birer karışlık aralarla. Birer karış da yok. İlaç atarken daha rahat oluyor ve hava aldırıyor buğdaya. Çim saha gibi olmuş burası işte. Daha ne olsun. Yani bu tarlada hafiften biyogazın zararı var o ayakta. Onu da zaten arpayla halledeceğiz. Arpayı öncek şeklinde alacağım buraya. Sepe 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 gidelim. Bakalım becerebileceğiz mi? Çıkışında görürüz. Sonra diğer buğday tarlalarımıza dolanırız arkadaşlar. Kanalımız düştü arkadaşlar. Kanalımızı çıkartmak da sizin elinizde. 12.000, 13.000'lik bir aileyiz. Ve bunu her izleyen like atıp abone olup yorum yaparsa bu kanal çok daha büyük yerlere gelir. Hedefimiz yüksek. Umarım istediğimiz yerlere geliriz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arpamız bu hem. Bu tarlaya bundan yaklaşık 6 sene önce de ekilmişti. 5-6 sene önce. Şuraya dökülmüştür ama onun arkasında bir delik varmış. Bir sene sonra orada geldi, yeşerdi. Biz bu tarlayı ekiyoruz. Yeşertemiyoruz. Şey var mı, çuval karnımıza koyar? Ben de öyle diyorum. Bu çok büyük oldu ya. Bir çuval olursa halledebiliriz. Çuvala daha iyi. Bakayım nasıl oluyor. Aha, böyle serpe serpe gideceksin ya. İki, hatta iki tur falan gideriz. Bunları ben ektim buraya. Çok ektin yalnız onu. Manyak mısın? Ha bela. Gidecek. Bakır kova falan olsaydı alır giderdi. 50 kiloyu buraya bitireceğiz işte. Önce şöyle tek sıra gideyim de buğdayla arpanın yeri karışmasın. Ben önden gideyim, siz arkadan bir daha gelin. Taşıyarak atacağız. Ne taşıyara ya? Manyak olmayın. Önümüze bir öncek bağlayalım. 10 kilo bir şey. Ya önümüze öncek bağlayak. Durun. Dur, boş işlerle uğraşmayın. Gidelim, çuval alak gerek. Arkadaşlar, yakın bir zamanda da transitin tanıtımı gelecek. Fakat şu anda birkaç takım eksikleri var ve temiz olması gerekiyor. Yıkama videosu çekeriz, onun peşine bir transit tanıtım videosu gelir. Çünkü transitimiz gerçekten her çiftçinin elinde olması gereken bir pick-up. Onu söyleyeyim. Kesme bir pick-up. Çift kabinli. Samet kulağına fısımda da bir şeyler. Bak ne derece. Seni indireceğim. Seni indireyim. Kesme dedim zaten. Şimdi gidelim, çuval alalım, gelelim. Anam. Şimdi Samet semaver işinden sorumlu. Getirdiği odunlardan da yola çıkarsak hiçbir alt yapamayacakmış gibi benziyor ama. Allah'ım, getirdiği odunlara bak ya. Ne götürdüm oğlum? Garaj getirdim ama. Karton yok. Bir kere yansan daha sönmez. Karton yok. Şimdi Faruk'cum, gel bir bıçağını getir hele. Sen onu bırak. Hava kararmadan bir çıkaydık, iyiydi. Ya oğlum, daha güneş orada. Daha güneş yeni mesaiye başladı. Saat 3.30 oldu. Hadi. Şimdi kes burayı. Öncek yapımını anlatıyoruz arkadaşlar. Önce burayı kes. Dur. Kes.
Düz git lan. Yes. Herhalde böyle yapılıyor diye hatırlıyorum ben. Dur bakayım. Dur. Tabii canım böyle. Yok tamam. Bağla. Bağla şurayı tam aç. Aklıma elit günleri geldi. Ben bunu gübre attım biliyorum. Gübre mi attığını biliyorsun? Ben de bu tarlaya gübre attığını biliyorum, biliyor musun? Belki 10 sene önce ama. Zor hatırlıyorum yani. Belki 12 sene önce. Ameliye getiriyorum. Lan bağladın mı? Bağladım. Aç burayı, az daha aç. Tamam. Burayı arpa koyalım. Hatta burayı tam... Neyse arpa koyalım burayı. Muhalefet, buna yardım etsene ya. Kaldırın oyun. Öyle mi oyacaksın yani gerçekten? Muhalefet olmayın abi. Kendim de koyarım da. Ya hadi artistlik yapma. Videoya giren artist oluyor ya. Şu an merminin bir faydası yok biliyor musun? Aşağıdan tutmadım onu. Bir dökün de şu arpayı. Korkmayayım ben. Ya biz yanlış yapıyoruz. Az bir bırakır mısın? Ben bir çömeleyim. Sen çömel. En altına girsin bu. Ah. Sergen Doğan'a çömeldik. Ha şöyle amına, bunu da şu kadar yapmışsın. Ya bir dakika dur. Muhalefet. Muhalefet videodayız ha. Sen arkadan şey yap. Bunların hepsini kesmek zorunda kalacağım. Tamam. Samet arkaya doğru biraz çek. Çek. Çek yiyelim ha. Az kaldır şimdi. Ortadan kaldıracağım bunu. Heh oradan. Kaldır. Kaldırsana. Kaldırsana oğlum. Oğlum 50 kiloyu kaldıramıyorsunuz ya. Hadi. Lan senin kaldırman lazım, benim değil. Dur. Dök. Squat yapacağım ağacım. Dur. Tamam, yeter. Ey, tırnaklarım tamam. Girdi taşeyin içine. Ha, şimdi Sergen lan kalksın. Ha, ağır değilmiş. Tut lan. Ha, ben böyle ata gidiyorum. Ben geleyim mi? Sen gelme. Belimden düşüyor lan bu. Sergi. He. Kemerin var mı? Yok işte, bugün kemer takmadım. Kemerini ver o zaman. Gel, kemer etrafına bağlayalım. Allah'ım. Eskiden adamlar onu bıçağını alıp kesiyorlar. Ya eskinin adamları yine ben bir miyim? Evet arkadaşlar, şimdi size dönelim. Yani şu anda homojen bir şekilde dağıttığımı düşünüyorum. Umarım da dağıtıyorumdur. 3-4 kere gittikten sonra tarla bitecektir büyük ihtimal. Buğdayla da fazla karıştırmıyorum. Ki zaten farklı biçilecek aynı zaman. Aynı anda biçilemez. Aynı anda biçilir, aynı biçere koyulmaz. Burayı bozarken Aysan vuruldu. Bu düşmez herhalde benim belimden ya. Yok, düşüyor. Heh, tamam şimdi olur. Aynı fırfır görevinde. Yani eskiden gübre makinesiyle sepiyorduk zaten bunu. Ama ekim makinesi yoktu hani. Bundan 50 sene önce, 70 sene önce de konuşuyorum. Umarım bitimi güzel olur. Burayı bir daha karıştıracağız şimdi. Diğer tarlalara da dolanırız. Nasıl olmuş buğdaylar vesaire. ...50 kiloyu buraya getireceğiz. Rezil oluyor ya. Yetaş. Sizce gerçekten güzel bir şekilde dağıtıyor muyum? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bakıyorum da tarlaya. Bence dağılıyor. He, şöyle yapalım bence. Önce şu geçiş yolumuzu yapalım. Bunu şu kenara atalım. Şöyle. Aynı fırfır görevinde oluyor şu anda. Şöyle. Tamam.
Şimdi oldu. Bu sıraya getirirsen bunu iyi olur. Taktiği geliştirdim ya. Bir tane tarlamız var arkadaşlar. Çok ekmedik zaten buğdayı. Buğdayı fazla tercih eden birisi değiliz fakat kurak bir iklimden geçiyoruz şu anda. İklimler kurakladı. O yüzden bir 50 dekar buğday ektik. 50 dekar buğdayın içerisinde iyi olan yerlerden birisi bura. Şu köşeyi sayarsak. Küçük bir tarla zaten. Fakat bir tarla var. 20-22 dekarlık bir tarlamız. Mükemmel. Onu zaten göreceksiniz. Videoyu atlamadan izlersiniz umarım. Eğlenceli, keyifli bir video yapmaya çalışıyorum. Kendi çapımızda. Siz de bu aileye destek olup bize yardım etmek isterseniz yapmanız gereken tek şey önce kalıp önünüze buğday serpmek değil. Sadece abone olmak arkadaşlar. İnşallah olursunuz. En sonunda yastık başı döneceğim zaten. Bitti. Bir 3-4 sırada biter. Ben de bu işlerde hiç iyi değilimdir aslında. Kesin bir boşluk bırakırım ama İnşallah bırakmayız. Burayı yine Aysan'la küçük bir şekilde karıştıracağız arkadaşlar. Zaten karışırken sağdan soldan illaki güzel bir bitim olacaktır. Şu kenara şimdi şöyle bakıyorum toprağa. Atmadığım yer var mı diye. Her yerde var ya. Fazla kalırsa bir daha atarız seri bir şekilde. Farklı izlerden. Siz o işi hiç yapabilecekmişsiniz gibi gelmiyor ama. Şunu bir daha koysana. Sence biraz önce götürdüğüm kaç kilodur? Ya. O zaman biraz daha sık atayım. Sen şu kemerini versene bana. 250'nin karşısında da yani. Öyle değil ver. Direkt şuradan bağlı. Üstüne. Üstüne ne lan? Şey çuvalın üstüne. Sıksın orayı. Burayı mı? Pantolonun mu düşüyor? Çuval mı düşüyor? Çuval düşüyor. Tam o zaman oraya. Buraya mı? He. Normalde normal. İyi yeriyor o zaman. Yani benim belimle senin belim onun. İyi. Burayı yerdiğin zaman oluyor. Bir delik de bana lazım abi buraya. En son bana en son bu. Sen burada mı dahiyordun? Çok da farkı yokmuş lan. Açla şurayı. Bir dakika geliyorum. İyi sıktım, bunun düşme şansı yok. Ben de ben yakayım onu, sen kesmişsin, ben de odun getirdim sana. Ben aramızda bir karış far vardı da diye düşünüyordum Farun Bey'le yine. Tamam. Doğru mu? Vereyim mi abi bunu? Tamam. Hadi şunu bir daha dök. Arkadaşlar ben evden aceleyle çıkmıştım, kemer bulamamıştım. Benim kemeri bulamamıştım. O yüzden şu anda da belimden düşüyordu çuval. Fakat kemeri taktıktan sonra şuraya çuvalın düşmesi engellendi. Yaklaşık bir 15-20 kiloyla bu sefer iyi doldurduk. Atımıza devam ediyoruz. Şöyle uzun çaplı da atalım da. Aynı gübre makinesi gibi atıyoruz ya. Yastık başını aldım şimdi. Şöyle bir ağaçların kenarına dolanacağım. Yaklaşık bir 15-20 kilo kaldı.
İlk kez yaptığım bir iş olduğu için arkadaşlar, bilmiyor olabilirim. Ki bilmiyorum da zaten. İnşallah dağıtım güzel olmuştur. Şu kenarları da atalım iyice. Ortada bir gidişlik yer kaldı şimdi. Şöyle hatalarımızı kaybetmek adına şuralara da atalım. Buraya geldik arkadaşlar. Burada atılmadık yer bayağı bir var. Buraları biraz dolanalım. Bir önce evimiz daha kaldı. Tarlaya neredeyse kafa kafaya getirdik. Hiç artmadı. Gayet de güzel bir şekilde dağıttığımı düşünüyorum. Tabii ki bunu zaman belirleyecek. İyi dağıtmış mıyız, dağıtmamış mıyız? Göreceğiz. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Yani hiç atmasaydık ondan iyiydi demeyiz inşallah. Buraları attık zaten. Şuraları atalım biraz. Buralarda boşluk kalmasın diye Fazladan atıyorum. Oy, yoruldum be. Güzel bir iş ama. İki dönüm yeri ektik şimdi. Makineye hata bulma şansın yok. Kendin yapıyorsun. Buradan 600 kilo arpa çıkması lazım. Ektiğim arpayı bile bilmiyorum şu anda ama. Yani çıkması lazım. Eğer arpa yetmeseydi kafamda soru işareti kalacaktı fakat şu anda arpa yetti. Çünkü küçük bir, şurada 3-4 metrelik bir yer var. Oraya sepe sepe gidiyorum. Baktığım her yerde de arpayı görüyorum. Seyrek gördüğüm yere atıyorum. Vallahi inşallah hayırlısı olur. İki dönüm yer için canımı sıkmam da emek verdik şimdi. Zevkli de oldu. İnşallah güzel olur. Şimdi seri şekilde bir daha dolanacağım tarlayı. Sonra finişleyeceğiz. Burada yok diyeceğim, yine var. Şu alanda yok mesela. 1-2 var ya. Karışır zaten iyice. Şimdi Aysan'la. Yani şuradaki buğday gibi yeşermesi de bizim arpamız. Şöyle olur sanırım. Oy. Siz semaveri yakana kadar gideceğiz zaten. Yanıyor mu şu an? Wow, etkiliyorsunuz beni. İyi, böncekten fazla var sana. Var var dedim ya. Hop. Yarım öncek daha var. Tamam. Şimdi zaten fazladan dolanıyor. Burada olmama şansı yok. Her gelip gittiğimde buraya septim.
Yastık başları iyi yani. Şu aradan gidelim. Gelirken de kenara gideriz, biter. Arkadaşlar bir öncelik tohumuz kaldı. Tohumuz İnstitü neymiş la bu? Zagreb'miş. Hayırlısı. 20 50 kilo, 25 kiloya. Yaklaşık dekara 25 kiloyla ektik. Allah rast getirsin. Niye arpa 25 kilo ekiliyor zaten? Normal 25 kilo mu? Tohumluk ekiyorsan 17 19 kilo arası. Çuvalı yakıyım. Çuvalı yak. Çuvalların hepsini yak. Evet, bu tarlamız bitti arkadaşlar. Şimdi buğdayları dolanmaya geçelim. Küçük de bir semaver sohbetimiz var, değil mi? Evet. Evet, semaver ne zaman oluyor? Kaynıyor mu? Siz onu kaynattıysanız helal olsun. Semaver sohbetinde görüşmek üzere. Evet, taş kağıt makasın sonucunda kaybeden ben oldum. Bu bardakla içen benim. Sağ olsun Farukcuğum. Eksik bardak kalmış da. Teşekkür ediyoruz. Çay içeceğimizden haberim yok. Ay yavrum vay. Köylü oturuş yapacağım. Köylü oturuş yap zaten. Toprağa oturmaya eriniyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Bak çaya 10 üzerinden puan verek. Ananı satayım elim yanayım. Dudakları bıraktım sabahtan beri çünkü çünkü su çay gelmiyor. Nasıl çay? Çok tuhaf. Plastikle beraber. Plastik de var içinde. Şimdi diğer tarlalarımızı dolanmaya gidelim arkadaşlar. Buğdaylarımıza bakalım. İyi mi? Hoş mu? Ben de merak ediyorum zaten. Sonra videomuzu kapatırız. Abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bir daha hatırlatayım ben size. Yorumlarınızı bekliyorum. Çıkışında zaten videoyu çekeceğim arkadaşlar. İnşallah boşluk bırakmadan ekmişizdir. Bakalım görelim. Evet arkadaşlar, en çok hoşuma giden tarlamız da burası. Bu tarlamıza da suyumuzu vermiştik. İlk tane şey suyunda. Bitim suyunu vermiştik. Ve gerçekten sıralar karışmış durumda şu anda. Yine tavı gayet güzel. Tavı var. Ve merdane zamanı gelmiş. Artık beni kardeşle diyor. Beni birleştir diyor. Merdanesini vuracağız inşallah yakın bir zamanda. En çok hoşuma giden tarla bu. Hatta izleri bile kaybetmiş ortadaki şu izleri. Görüyorsunuz ileri doğru daha da sıklaşıyor. Canlılığı falan çok güzel. Yine burada da biyogazın atığı var. Fakat fazla miktarda değil. Fazlası zarar arkadaşlar bu atığın. Az miktarı gerçekten tarlayı güzel gösteriyor. Doğru zamanda doğru şekilde vermek lazım. Kurutması zor oluyor çünkü toprak çekmiyor. Burada toprağın çekmediği bir yer yok. Ve gerçekten çok canlı. Benim çok hoşuma giden tarlalardan birisi. 700-800 kiloları vermesi lazım bu buğdayın. Bir de yan tarafta buğdayımız var. Oraya da bakalım. Sonra kapanışa geçelim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hedefimiz 1500 like. Abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü bu sıradan çektiğim bir video. Daha güzel videolar var. Ve çok dehşet bir video gelecek. Bir beklemede kalın. Spoiler vermek istemiyorum. Kim 200 yıllık kötüydü? Direksiyondan bahsediyorum. Saçmalama, öyle 200 yıllık bulamazsın. Benimki var ya orada. Saçma sapan konuşmayın. Ah, 200 yıllık. Orası 22 dekarlık bir tarla. Burası da 8,5 dekarlık bir tarla arkadaşlar. 9 dekar diyelim hatta. Ya da evlekleri düşelim. 8 dekar diyelim. Şöyle göstereyim. Bu tarla ona göre biraz daha zayıf. Ama biraz daha. Şurada mesela hafif gölleme olmuş. Burada yine bir sıkıntısını görebiliyorsunuz. Bura işte dersek de diğer evleğine öbür tarafa kıyaslarsak aynı şekilde diyebiliriz. Diğer evlek çok daha iyi. Şöyle göstereyim. Aynen. Bu evlek de karışmış. Güzel ya. Buğday ekmeyen bir insan olarak. Yani 5 senedir buğday ekmiyorduk yaklaşık. Kıtlıktan sonra yağmur yok, yağış yok. Buğday ekme kararı aldık.
Ama maşallah buğdaylar iyi. Erken ekimden dolayı önde gelen buğdaylardan bir yer tarlalar bize ait. Tabii tek neden erken ekim. Doğru zamanda ekim her zaman önemlidir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.